Şimdi bakıldığı zaman CHP Genel Merkezi'ne ve bazı CHP'li yöneticilere Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını istiyorlar. Oysa Kılıçdaroğlu'nun tabanda bir karşılığı yok. Muhalefet seçmeninin büyük bir bölümü Ekrem İmamoğlu'nun veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda seçimi kazanabileceğini düşünüyor. Buraya kadar her şey tamam. AKP ise Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor CHP'nin. Biraz erken davrandılar. Seçim ekonomisine girdiklerini artık görüyoruz. Dolar ve Euro'da bir düşüş gözlemlendi. Yeni bir ekonomi modeli hayata geçirildi. Asgari ücrete rekor denilecek seviyede zam yapıldı. Şimdi emeklilere de yüksek bir zam yapılacak. Haliyle 2023 yılından önce de bir erken seçime gitme ihtimalleri çok yüksek. Asıl soru Erdoğan'ın CHP'deki rakibi kim olacak? AKP bunu şimdiden ilan etti. O kişi Ekrem İmamoğlu. Yani birdenbire İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan bu inceleme günlerdir AKP medyasında İmamoğlu'nun hedef alınması boşuna değil. Ekrem İmamoğlu da muhalefetin doğal lideri olduğunu bir kez daha tescilledi. Yanına Mansur Yavaş'ı aldı ve diğer belediye başkanlarını aldı ve AKP'ye açıktan uyarılarda bulundu. Benim dikkatimi çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer niye bu karede yoktu? O da ayrı bir mesele. Çünkü Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan isimlerden birisi. İstediği kadar bakmasın millet, muhalefet seçmeni olarak Ekrem İmamoğlu'nun arkasında. Ekrem İmamoğlu'na yoğun bir destek var. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda da AKP'nin seçimi kazanma ihtimali çok düşük. Bunu gördükleri için de erken davranıp İmamoğlu'nu yıpratmak istiyorlar. İstedikleri kadar yıpratmaya çalışsınlar. 31 Mart yerel seçimlerinde dinlemediler. 500 bin fark yiyeceksiniz diye uyaranlar vardı. Onlardan biri de bendim. 806 bin fark yediler. Şimdi de uyaranları yine dinlemiyorlar. Kendi içlerinden Şamil Tayyar bile uyardı. Devam etsinler bu şekilde İmamoğlu'nu hedef almaya. Yarın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu 8 milyon farkla Cumhurbaşkanı seçilir. Bunu da AKP'nin bizzat kendisi sağlamış olur. AKP bugüne kadar kanuni yoldan engellemeler sayesinde zirveye oturuyordu. 367 krizini çıkarttılar. AKP'ye kapatma davası açmaya kalktılar. CHP'nin başını çektiği Cumhuriyet mitingleri düzenlendi. Medyanın büyük bir bölümü AKP'ye düşman halindeydi. Ne oldu? Tüm bu faktörler AKP'nin güçlenmesini sağladı. Şimdi AKP medyası diye bir medya var. Medyanın büyük bir bölümü AKP'nin kontrolü altında. Aynı hatayı AKP yapıyor. Yargı eliyle de İmamoğlu'na Yavaş'a sopa gösteriyorlar. Dün başlarına ne geldiyse aynısını şimdi kendi rakiplerine yapıyorlar. Ama bilmiyorlar ki kendileri nasıl büyüdüyse İmamoğlu da Mansur Yavaş da öyle büyüyecek. Üstelik kendi sayelerinde.